Evliya Çelebi, Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Nil kıyılarından Hazar Denizi'ne ve ötelere kadar ömrünün 40 yılını seyahat ederek geçiren bir Osmanlı seyyahıdır. Onun dünya şehirleri üzerine gözlemleri 17. yüzyıldaki en orijinal kayıtlardır. Seyahatlerinde gördüğü her şeyi ve anılarını bizlere bıraktığı 10 ciltlik seyahatnamesinde anlatmaktadır. Oluşumu tarih öncesi dönemlerde başlayan, kent merkezindeki Tepebağ Höyü ile dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Adana'da antik çağdan günümüze ulaşmayı başaran en görkemli yapı taş köprüdür. Adana Arkeoloji Müzesi'ndeki Latince kitabesinde 384 yılında Romalı Auxentius'un yaptığı yazılıdır. Bereketli topraklar, Çukurova'nın başkenti. Adana'nın iki yakasını bir araya getiren taş köprü, 1700 yıldır gelip geçen medeniyetler ve kültürleri kaydedip durmaktadır. 17 asırdır tüm felaketlere rağmen taş köprünün ayakta kalması bir mühendislik şaheseri olduğunu kanıtlar. Roma döneminde yapılan ve halen daha kullanılmakta olan dünyanın en eski köprüsü unvanına sahip bu taş köprüden Evliya Çelebi gibi kim bilir kaç seyyah geldi geçti. Evliya Çelebi taş köprüyü Kisra kemerine benzer 16 adet büyük gözleri vardır diye anlatır. Bugün 21 kemerinden 14'ü ayaktadır. Adana'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olan Ulu Cami Külliyesi, cami, türbe, medrese, çeşme ve konak ile oluşan bir yapılar topluluğudur. Köşklü minaresi, sivrik kubbeleri ve yüksek taç kapısıyla külliyeyi oluşturan yapıların en görkemlisi olan Ulu Cami, Adana'da 500 yıldır Ramazanoğullarını temsil etmekte olan abidevi bir yapıdır. Evliya Çelebi, Adana'nın 70 mihrap olduğunu ve bunlardan en kalabalık cemaate sahip olanının bu şehrin yüzü suyu Ramazanoğlu Camii olduğunu söylüyor. Yani Ulu Cami. Evliya Çelebi, mihrap ve minberinin övgüsünde dil aciz kalır. Yapısındaki letafet ve incelik anlatılamayacak kadar zariftir diyerek Ulu Cami'nin bir benzerinin olmadığını söyler. Evliya Çelebi diyor ki bu caminin içi ve dışı baştan başa çinilerle döşenmiştir. Evliya Çelebi, müezzin mahfili ince sütunlar üzerinde sanki İrem Köşkü'dür diye Ulu Cami'yi anlatmaya devam eder. Bismillahirrahmanirrahim. Bu caminin solunda camiye bitişik bir sivri kurşun örtülü yüksek kubbe içinde hayır sahibi Ramazanoğlu Halil Bey metfundur. Ramazanoğulların sandıklarını burada gördükten sonra görevliden izin aldım. Şimdi esas yer altına inerek onların kabirlerini ziyaret edeceğim.
Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Ramazan oğlu Halil Bey'in kabri şerifine buyurun. Eyvallah. Kitabesinde bu affedicilerin meliki olan Allah'ın rahmetine muhtaç Ramazan oğlu Emir Halil Bey'in mezarıdır yazmaktadır. Evliya Çelebi'de bu külliyi yaptıran hayır sahibi Ramazanoğlu'nun cami avlusu altındaki kabrini ziyaret ettiğini söylüyor. Evliya Çelebi, kısacası yedi iklimde çok acayip eserler ve büyüleyici sanatlara sahip binalar gördüm. Ama bu camide olan ruhaniyeti ve kalp temizliğiyle yapılan ibadeti başka bir camide görmedim, der. Ne ya? Üstad hayrola, ne taraftan geliyorsun? Ne tarafa gidiyorsunuz? Merhabalar, merhabalar. Ben Hüseyin Şen. Hüseyin Şen. Evet. Adana kralıyım. Öyle mi? Tabii. Evet. Çok müşerref oldum. Böyle. Sağ olasınız. Evet. Beni tanıyor musunuz? Hayır beyefendi, özür dilerim. Estağfurullah. Ben Deniz Evliya Çelebi'nin gölgesi. Oh. Ben kral, siz Evliya Çelebi'nin gölgesi. Efendim çok memnun oldum. İnşallah olsun, bir daha tekrar görüşürüz. Hoşçakalın, iyi günler. Ulu Cami'nin batı kapısı üzerinde Mukarnas işlemeli kulevari bir kubbe yükselir. Anadolu'daki tek örnek Mukarnas işli külah. Kubbede yer alan ejder motifi Şahmeran efsanesini çağrıştırır. Bismillah. Ulu Cami'nin Şadırvanlı Medresesi, Osmanlı dünyasının medreseleri arasında yüksek düzeyde eğitim veren bir kurumdu. Bugün Ziya Paşa Parkı olarak bilinen alan Ulu Cami'nin haziresiydi. Bu tarihi mezarlığın yıkımdan kurtulan tek mezar yeri ise eski Adana valisi, şair ve edip Ziya Paşa'nın mezarı. Ramazanoğulları torunlarından Gamze Hanım'la buluşmaya gidiyorum. Efendim merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evliya Çelebi'nin nezdinde Adana'ya kadar geldiniz. Geldik efendim. Sizin bu güzel Adana'nızı görmeye geldik. Ne niyetliydiniz. Hoş geldiniz. Eksik olmayın. Hoş bulduk. Sağ olun. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Adana'yı anlatırken Ramazanoğullarından ve eserlerinden sitayişle ve muhabbetle bahsediyor. Bir akademisyen olarak ben de bunu sizden dinlemeye, duymaya geldim. Evliya Çelebi'nin üstüne bir şey söylemek çok zor. Çünkü Evliya Çelebi o kadar güzel anlatıyor ki her şeyi. Öyle bir gönlüyle bakarak anlatıyor ki. Mesela Evliya Çelebi diyor ki Adana Ulu Camisi için. Allah'ın izniyle birçok sanatlı eserler gördüğü halde bu eserdeki iç huzuruyla yakarışı ve ruhaniyeti başka hiçbir yerde görmedim. Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1495 yılında yaptırılan Beylik Sarayı, Ramazanoğulları konağının harem bölümü. Allah Allah! Aman yarabbim! Acayip. Kışlık ve yazlık olarak inşa edilmiş, pek çok odaları bulunan konak günümüze ulaşan haliyle üç katlı bir yapı konumundadır. En üst katta büyük bir salonu bulunmaktadır. Bu Ramazanoğlu konağında Kanuni Sultan Süleyman da 3 gün 3 gece misafir olarak kalmış. Kanuni Sultan Süleyman, Irak'ın seferi dönüşü bu sarayda konaklamıştı. Sultan 4. Murat'ın da Bağdat seferine giderken burada ağırlandığı bilinmektedir. Adana'nın bu semtine ismini veren Büyük Saat, ismiyle müsemma
sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin de en büyük saati. 1882 yılında inşa edilmiş olan Büyük Saat Kulesi, 35 metre yüksekliğiyle Adanalılara hem zamanı hem de şehir merkezini gösterir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Bir zamanlar yüzden fazla kazancı ustasının bakırı dövdüğü bu çarşıda birkaç usta kalmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Burası Kazancılar Çarşısı olsa gerek ama. Kazancılar Çarşısı ama bitti. 10 taneydi. 3 kişiye düştük. 3 tane daha yaparız biz de. Allah sağa da afiyet versin. Amin, hayırlı işler amin, versin. Amin, amin. Hoşçakalın efendim. Eyvallah. Sağ olun. Bakır kaplar kalmayınca kalaycılar ne yapsın? Kolay gelsin. Sağ olasın. Efendim selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Hoş, hoş bulduk. Adana deyince tabii akla şalgam ve şalvar geliyor. Şalgam geliyor. Oh. Bunu bir deneyebilir miyim? Hı, tabii. Vallahi içinde kaybolacakmışın gibi geldi bana ama. Haydi bakalım. Bismillah. Evet. Evet. Nasıl oldu? Süper. Süper. Gerçekten çok yakıştı. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Harika. Okey aldık. Son yıllarda trend olmaya başlayan Adana şalvarı rahat ve kullanışlı bir giysi. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Eyvallah. Hoş geldin, eyvallah. Hayırlı işler. Vay. Evliya Çelebi, Adana'nın çarşıları hakkında şu bilgiyi verir. Ticaret yolları üstünde bulunan Adana'da alışveriş her dönem canlı olmuş. Evliya Çelebi, Adana'da bazı sokakların başında kale kapısı gibi kapılar vardır. Gece olunca kapatılır diyor. Bu da onlardan birisi olsa gerek. Evliya Çelebi, Adana'nın sokaklarını tek tek adımladığını söyler. Bahçeler kenarında yaya dolaştım. Büyük varoş içinde 8700 toprak ve kireç örtülü bağ ve bahçeler, içre saraylar ve ayan haneleri vardır. Bütün evlerinin duvarları düzgün kerpiçtir. Bu kayıttan yola çıkarak 17. yüzyılda şehrin yaklaşık 30 bin kişilik oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olduğu düşünülmektedir. Bebekli kilise, çatısındaki heykelin bir bebeğe benzetilmesinden dolayı bu isimle anılıyormuş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz Evliya Çelebi Adana'mıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, eksik olmayın. Sağ olasın. Buyurun. Çok teşekkürler. Buyurun. Sağ olun. 1880'li yıllarda Cizvit papazları tarafından Tarsuslu Aziz Pavlus adına yaptırılmış bir İtalyan kilisesidir. Kilise hem Katolik hem de Protestan cemaati tarafından kullanılmaktadır. Bu Aziz Pavlos Kilisesi halen daha ibadete açık ve halk arasında bebekli kilise olarak bilinen bir Katolik kilisesi. Evliya Çelebi, Adana'nın Türklerden başka Ermeni, Rum, Arap ve Yahudilerin de bulunduğu geniş ve mamur bir şehir olduğunu bahsediyor.
Adana'nın ilk sanayi tesisi olan 100 yıllık Milli Mensucat Fabrikası üzerinde şimdilerde Türkiye'nin en büyük müze kompleksi yükseliyor. Yapımı tamamlanarak ziyarete açılan Adana Arkeoloji Müzesi'nde tarih öncesi dönem eserleri Hitit, Asur, Helenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait arkeolojik buluntular yer alıyor. Uygarlıkların Çukurova sahnesinde 14 bin yıldan beri bu topraklarda bulunmuş eşsiz eserleri görmeye geldim. Teşhir edilen eserler içerisinde özellikle Hitit fırtına tanrısı Tarhunda'ya ait taş heykel, Adana'nın Karataş ilçesinde denizden çıkarılan bronz erkek heykeli, Anadolu hieroglif yazılı stel, Babil steli dikkat çekiyor. Müthiş. Bronz zannettim fakat topraktan yapılmış. Bu kadar ince işlenmiş toprak ilk defa görüyorum. Dehşetengiz bir şey. Vay canına. Burada bulunan binlerce yıllık çanak çömlekler Adana mutfak kültürünün ne kadar köklü ve çeşitli olduğunu gösteriyor. Roma'nın Adana Senatörü. Adana, Pompeius tarafından Roma İmparatorluğu'na dahil edilmiştir. Özellikle mermer Akilleus Lahti bu dönemin ihtişamını sergiler. Augustus döneminde Çukurova bölgesi bütünüyle imparatorun kişisel yönetimi altında bulunan eyaletlerden biridir. Merhaba, merhabalar, merhabalar. Merhaba, merhaba. Adana Müzesi'nde Taş Köprü'nün Osmanlıca onarım kitabeleri de sergileniyor. Bu sabah gördüğüm 1700 yıllık Taş Köprü'nün Osmanlı döneminde yapılan son onarım kitabesi. Kitabede kısaca günümüz Türkçesiyle şöyle yazar. Saltanat Feyzi'nin kaynağı, Cömertlik Nehri'nin pınarı Abdülmecit Han, 1847 tarihinde bu köprüyü sağlam bir şekilde tamir etti. Adana bölgesinden çıkartılan bu mozaik adeta Anadolu'nun bir özeti. Kurt kuzu ile, ayı boğa ile ve aslan da buzağı ile bir arada huzur içinde yaşıyorlar. Allah Allah. Adana Arkeoloji Müzesi 12 bin yıllık birikimiyle bir müzeden çok daha fazlası. Türkiye'deki 6 devlet senfoni orkestrasından bir tanesi burada, Adana'da. Onların provalarını dinlemeye geldim. Evliya Çelebi, seyahat ettiği yerlerin seslerini ve sazlarını da
adeta bir müzikolog gibi inceleyen müzisyen bir seyyahtı. Türkiye'nin ilk sinema müzesinin Adana'da olması bir tesadüf değil. Efsanelerin, masalların, halk hikayelerinin memleketi olan Adana, Türkiye'de en çok film sanatçısı, yönetmen, senarist yetiştiren gerçek bir sinema kültürü havzası. Birbirimize biraz benziyoruz galiba üstadla. Yıllarda Türkiye'ye döndüğümde ben de bir ara Yeşilçam'da bulunmuştum. Büyük ustalarla çalışma imkanım olmuştu. Metin Erksan, Fatma Girek, Yücel Çakmaklı ve Ayhan Işık. Bu güzel tarihi ev beni oralara götürdü tekrar. Hepsi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Adana Sinema Müzesi'nin hemen yakınında tarihi bir konak daha var. Tarihi Adana evlerinin en güzel örneklerinden olan Ramazanoğlu Supi Paşa Konağı. Atatürk de Adana'ya geldiğinde 3 kez burada konaklamış. Çok beğenmiş. Ben de gidip bir bakacağım. Atatürk'ün ifadesiyle Kurtuluş Savaşı'nın fikri evresi ilk Adana'da başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Adana'da Yıldırım Orduları görevini devraldıktan sonra Adana bölgesinin düşman askerleri tarafından işgal edildiğini görerek durumu İstanbul hükümetine bildirmişti. Bu sırada Adanalıların düşman işgaline karşı koyma cesareti ve gayretlerini görmüş, bu durum kendisinde vatanın ve milletin kurtuluşu için çalışması fikrini oluşturmuştu. Atatürk, 1923 ve 1925 yıllarındaki Adana seyahatleri sırasında eşi Latife Hanım'la birlikte kaldıkları bu evde o hissiyatı daima yad etmiş, o günlerin heyecanını tekrar tekrar yaşadığını söylemiştir. Adana'yı yerden gördüm, gezdim. Şimdi de kuş bakışı yukarıdan görmek istiyorum. O bakımdan buradayım.
Adana, sahip olduğu ılıman iklimi ve fiziki şartlarıyla son yıllarda yamaç paraşütçüleri için bir cazibe merkezi haline geldi. Özellikle Seyhan Baraj Gölü üzerindeki ekosistem sayesinde yılın 12 ayı uçuş yapılabilen Adana, artık uluslararası yamaç paraşütü etkinliklerinde de ev sahipliği yapıyor. Ayaklarımdan durdu. Gerçekten harika bir tecrübeydi. Kaptan Hamza, çok teşekkürler. Sağ olasın. Bir zamanlar İstanbul'u ta Medine'ye bağlayan tren yollarının en mühim istasyonu Adana Tren Garı önündeyim. Bu sabah bu hattı takip ederek Türkiye'nin en yüksek ve de en muhteşem demiryolu köprüsünü görmeye Toroslar'a gideceğim. Ama bununla değil tabii. Müthiş. Evliya Çelebi, daha sonra 100.000 dert ve sıkıntı ile Çakıt Nehri'ni geçtik diyerek bu dar kanyonda çok sıkıntı çektiklerini anlatır. Bu büyük nehir ilk çıktığı yer olan Sis Dağları'ndan gelip batı tarafına akarak iner. Tarsus Kalesi altında Akdeniz'e karışır. Toroslar'da 200 metre yükseklikteki Kapıkaya Kanyonu'na geldim. Evliya Çelebi'nin de bahsettiği Çakıt Nehri tam dibinden akıyor böyle. Evliya Çelebi bu nehirle ilgili bilgi verir. Çakıt Nehri bahar günlerinde asla geçit vermez. Zira Ramazanoğlu yaylalarından ve başka yerlerden nice akarsular karışıp derya olur. O mahalde sallar ile geçilir. Başka zaman at ile geçilir. Ama terstir. Gayet coşkun akar. Evliya Çelebi, Çakıt Nehri'nin özellikle bahar aylarında coştuğunu ve geçit vermediğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Bu kanyon beni ta Varda Köprüsü'ne çıkartacak. Hadi hayırlısı. Thank you.
Varda Köprüsü, Torosların en yüksek vadisi üzerinde bir gerdanlık gibi durmaktadır. Nihayet Türkiye'nin en önemli 13 köprüsünden biri olan Varda Köprüsü'ne gelebildim. Çok şükür. Şimdi bir de üstüne çıkıp bakacağım. Haydi bakalım. Müthiş. Bağdat'a ve Hicaz'a giden demir yolu hattı üzerinde Varda, semaya set çekmiş muazzam bir demir yolu köprüsünün adıdır. ...99 metre yükseklikte ve 172 metre uzunluğundaki Varda Köprüsü, geçilmez denilen Torosların geçildiğini ispat eden anıtsal bir yapı. 1910 yılında yapımı başlatılan ve ancak Cumhuriyet döneminde hizmete açılan Varda Köprüsü, Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir köprü, bir barış yolu da olmuştur aynı zamanda. Sanki tren geliyor. İyi bir ses geldi ama bilmiyorum. Ben bir dinleyeyim. Allah! Toroslardan indiğinizde uçsuz bucaksız Çukurova başlar. Aa, burada harika güller de varmış. Oo. Allah, müthiş. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz Lezzet Çadırı'na. Hoş bulduk Muhittin Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, sağ olun. Karnım zil çalıyor. Sizleri Portakal Bahçesi'nin içerisinde misafir edelim. Hay hay, buyurun çok efendim. Teşekkürler, sağ olun. Adana sofra kültürü oldukça zengin. Sadece lokantalarda değil, sokak tezgahlarında, evlerde, bahçelerde et esaslı olmak üzere gayet lezzetli yemekler hazırlanıyor. Ama Adana kebabı bu yörede sofranın olmazsa olmazıdır. Faruk Bey, sizi buraya buyur edelim. Hay hay, teşekkürler. Çukurova'nın eşsiz lezzetlerinden tattıralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana ayağınıza geldi. Aman ya Rabbi, şuraya kendi bakar mısınız? Yetiştirdiğimiz kuzuları özenle besleyip zırhla çekip size sunuyoruz. Ellerinize sağlık, çok afiyet teşekkürler. Olsun. Aman ya Rabbi, aman aman aman. Ah, nefis kokuyor, fevkalade. Nefis. Tek kelimeyle. Harika. Makbul olan Adana kebabının sırrı burada. Bir yaşını geçmemiş kuzu etinin kaburga boşluğu, pul biber ve tuz eşliğinde zırhla çekilecek ve hiç buzdolabına girmeden meşe közünde ağır ağır pişirilecek. Evliya Çelebi de Adana'nın etini çok methediyor ve lezzetinin doyumsuz olduğunu söylüyor. Gerçekten de öyle. Allah Allah. Bereketli topraklar, Çukurova üzerinde taş köprü gibi bir başka tarihi köprü daha vardır. Ayranı ile meşhur, Misis'in iki yakasını bir araya getiren köprüsü, efsaneye göre insanoğlunun kaderinde son derece önemli bir rol oynar. Çukurova'yı besleyen Seyhan Nehri gibi Ceyhan Nehri üstünde de eski bir köprü vardır. Misis.
Efsaneye göre bu topraklarda yaşamış Lokman Hekim ölümsüzlük iksirini bulmuş. Ve tam bu köprüden geçerken aniden çıkan bir rüzgar ile bu eşsiz formül Ceyhan Nehri'nin sularına karışmış ve kaybolmuş. Çukurova için efsanelerden, masallardan yola çıkarak bir gezi rotası çıkarılabilir pekala. Misis'ten Ceyhan Nehri'nin yukarısına doğru ilerlerken Evliya Çelebi'nin de bahsettiği bir başka Adana efsanesiyle karşılaşırsınız. Şahmeran Kalesi. Yolun sonuna geldim galiba. Buradan nasıl tırmanacağız bilmiyorum. Çık çık bitmiyor mübarek. İkinci kapıya geldim ama devam edeceğim bakalım. Haydi ya Allah. Ya ya ya. Ah. Oh. Hamdolsun. Son kapıya ulaştım. Ya! Evliya Çelebi, Misis kazasında beş köşe, şeddadi taş yapı, müstahkem bir kaledir. Ermeni padişahları yapısı bu kaleyi Ramazanoğlu'nun atası 7 yılda zorla fethedip almıştır der. Evliya Çelebi bu Şahmeran Kalesi'ni yalçın bir tepede göklere doğru baş uzatmış, muhkem ve de yüksek bir kaledir diye anlatıyor. Bu kalede boynuzlu ve de ensesi tüylü kocaman bir yılan gördük diye rivayet edilir. Ve bu yüzdendir ki bu kalenin adı Şahmeran Kalesi'dir, diyor Evliya Çelebi. Adana, 14 bin yıllık tarihi, eşsiz yemek kültürü ve de efsaneleri ile Çukurova'nın uygarlıklar sahnesidir. Adana denilince ilk akla gelen kebap oldu. Oysa Adana farklı kültür katmanlarından oluşan geçmişiyle özgün bir kent kimliğine sahip, tarih, kültür ve doğanın bir arada yaşadığı efsane bir şehirdir ve keşfedilmeyi beklemektedir.